Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, İmam Hatip Ortaokulu Arapça 5. sınıf ders kitabının sizler için tercümesini yapmaya çalışacağım. İnşallah izleyenlere faydalı olur. Kitapta Arapça kelimeleri manalarını kitabın sözlüğündeki şekliyle vermeye çalıştım. Bazılarını ise ilave bilgiler ekledim. Kitap tamamen Arapça olarak hazırlanmış. Ben ise kelimelerin altlarına Türkçe olarak yazdım. Böylece cümlelerin kelime kelime manalarının öğrenilebileceğini düşünüyorum. Türkçe'ye Arapçadan geçen binlerce kelime vardır. Ders çalışırken göreceksiniz ki birçok Türkçe kelimenin kökeni Arapçadır. Bu da Arapça dersini öğrenmenizde çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. İlk dersimize başlıyoruz. El-Vahdetul Ule. Birinci ünite. El-Esvatul Vel-Huruf. Sesler ve harfler. Ed-dersul evvel. Birinci ders. El-huruf. Harfler. Vahid. Bir. İstemi' ile ibaretet teliye. Thümme e'idhe. Aşağıdaki ibareleri dinle. Sonra tekrar et. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve aleyküm selam. Selam senin de üzerine olsun. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen bik. Hoş bulduk. Merhaben. Merhaba. Merhaben bik. Sana da merhaba. Sabahul hayr. Hayırlı sabahlar. Yani günaydın. Sabahun nur. Nurlu sabahlar. Buna cevap olarak nurlu sabahlar anlamına gelen ve günaydın şeklinde de söylenebilecek bir cevap veriliyor. Keyfe haluk. Halin nasıl? Nasılsın? Demek oluyor. Buna cevap olarak ene bi hayr, ben hayırdayım, ben iyiyim şeklinde bir cevap kullanılır. Mesmük, ismin ne? Erkek için mesmüke, ismin ne? Şeklinde söylenir. Yani cümlenin harekesi üstün olur. Eğer muhatabımız yani konuştuğumuz kişi bayan ise mesmüki, ismin ne? Şeklinde ifade kullanılır. Görüldüğü üzere değişiklik sadece harekededir. Üstün olursa erkek, esre olursa bayan oluyor. Cevabı ise ene bi hayr, ben iyiyim. Mesmük, ismin ne? İsmi Hasan, ismim Hasan. İlelliga, görüşmek üzere. Me'as selame, selametle. İsnen, iki, istemi' ilel ibaretit taliye. Thümme e'idhu. Aşağıda gelen ibareleri dinle, sonra tekrarla. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Selase. 3. İstemi' ile nutkil hurufi taliye. Thümme e'idhu. Aşağıdaki gelen harflerin söyleyişini dinle. Sonra tekrarla. Değerli arkadaşlar, bu aşamaya gelen öğrencinin harfleri bildiğini düşünerek ben bu aşamayı geçiyorum. Kitabımızdaki metinleri okuyarak tercüme etmeye çalışacağım. Erba. 4. Mürra bil galemi. Alen nigat. Kalemi noktaların üzerinden geçirin. Arkadaşlar, burada kitabımızın harfleri yazarak öğrenmemiz için harfleri koymuş. Harfleri yazarken ilk etapta ne şekilde başlanacağı, sonuna doğru nasıl devam edeceği tek tek gösterilmiş. Her birinin üzerinden geçerek özenli bir şekilde yazarsanız yazınız ileriki aşamalarda daha güzel olur. İlk etapta bunları yapmanız gerekir. Tam yapamıyorum şeklinde endişeniz olmasın. Zamanla yazılarınız düzelecektir. 5. 5. İstemi' ilel hıvâr tâli thümme e'udhu. Aşağıdaki diyaloğu dinle, sonra tekrar et. Burada da karşılıklı bir diyalog var. Şimdi bunları seslendirelim. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen bik. Hoş bulduk. 6. Teemmel eksamel hurufi tâliye vestemi' İleyhe, thümme e'idhe. Aşağıdaki harflerin kısımlarını düşün ve onu dinle, sonra tekrarla. Evet, buradaki harflerin seslendirmesini de dinleyerek tekrarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Harfleri tekrar geçiyorum. Teemmel, resmil huruf, ve mürre bil galemi, alen nikat, thümme ikrahe, vektübhe, fi defterik. Harflerin resmini düşün, kalemi noktaların üzerinden geçirin, sonra onları oku ve defterine yaz. Birinci kısımda yani bölümde görüldüğü üzere burada da harfleri
herhangi bir eşyaya benzeterek daha kolay hatırlanması için bir çalışma yapılmış. Resmül huruf deniyor. Yani harflerin resmi demek. Buradaki harfleri de inceleyerek, üzerinden yazarak geçiyoruz arkadaşlar. Semaniye 8. İstemi' ilal esvat vel kelimat ve e'idha thumme teammel me'aniha. Sesleri ve kelimeleri dinle ve onları tekrar et. Sonra onların manalarını düşün. Arkadaşlar, bu başlangıçtaki açıklamalar ilk etapta zor gibi gelebilir ama zamanla her defasında tekrarladığımız için zamanlar burada ne demek istediğini anlayacağız. Bu bölümde harfler ayrı ayrı yazılmış. Normalde Arapça birçok harf bitiştirerek yazıyor. İleriki aşamalarda bunun nasıl bitiştirildiğini gösterecek. Şimdi ayrı ayrı yazarak anlatılmış. Bab, kapı, tut, dut. Görüldüğü üzere tut Arapçadan geçmiş bir isim. Sum, sarımsak, fil, fil. Görüldüğü üzere bu da Türkçe'ye Arapçadan geçmiş. Kelb, köpek. Teammel, düşün. Resmül huruf, harflerin resmini. Ve mürre bil galemi, alen nigat. Galemi noktaların üzerinden geçirin. Sümme ikrahe, sonra onları oku. Vektüb he fi defterik, ve defterine yaz. Arkadaşlar, bahsettiği üzere her kelimenin üzerinden geçerek defterimize yazıyoruz. Önce kitaptaki noktalı harflerin üzerinden geçiyoruz elimizin alışması için. Sonra aynı şekilde bunları defterimize yazıyoruz. Mümkünse birkaç kez yazarsanız daha iyi olur. İstemi' ilal esvat vel kelimat ve e'idha thumme teammel me'aniha. Sesleri ve kelimeleri dinle ve onları tekrar et. Sonra onların manalarını düşün. Cim harfinden ceyb, cep, har, sıcak, havh, şeftali, ayn, göz, garp, garp, batı. Ehada aşar, 11. İstemi' ilel hıvarit tali, thumme e'idhu. Aşağıdaki diyaloğu dinle, sonra tekrar et. Keyfe haluki, nasılsın? Ene bi hayr, ben iyiyim, şeklinde cevap veriyor. Bu diyaloğu ileriki aşamalarda da yine göreceğiz. Teammel, düşün. Resmül huruf, harflerin resmini. Ve mürre bil galemi, alen nigat. Galemi noktaların üzerinden geçirin. Sümme ikrahe, sonra onları oku. Vektüb he fi defterik, ve defterine yaz. Evet arkadaşlar, buradaki harfleri de gösterildiği şekilde yazarak elimizi alıştırıyoruz. Resimleri de herhangi bir hayvana veya eşyaya benzeterek aklımızda kalması için çalışıyoruz. Selasete aşar. 13. İstemi' ilel esvat vel kelimat ve e'idha thumme teammel me'aniha. Kelimeleri ve sesleri dinle ve tekrar et. Sonra manalarını düşün. Rih, rüzgar. Zehra, çiçek. Verd, gül. Dub, ayı. Zeyl, kuyruk. Türkçede de zilli ismi kullanılıyor. Demek ki böyle sağa sola sallanan kişiye zilli denmesinin sebebi herhalde buradan geliyor. Teammel, düşün. Resmül huruf, harflerin resmini. Ve mürre bil galemi, alen nigat. Galemi noktaların üzerinden geçirin. Sümme ikrahe, sonra onları oku. Vektüb he fi defterik, ve defterine yaz. Evet arkadaşlar, buradaki harfleri de gösterildiği şekilde yazarak elimizi alıştırıyoruz. Hamsete aşar. 15. İstemi' ilel esvat vel kelimat ve e'idha thumme teammel me'aniha. Nehir, nehir, semek, balık, şems, güneş, sabun, sabun. Dahk, gülüş, gülmek. Siddete aşar. 16. İstemi' ilel hıvarit teli. Sümme e'idhu. Aşağıdaki diyaloğu dinle, sonra tekrar et. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen biki. Hoş bulduk. Keyfe haluki. Nasılsın? Ene bi hayr. Ben hayırdayım. Ben iyiyim. Teammel, düşün. Resmül huruf, harflerin resmini. Ve mürre bil galemi, alen nigat.
Kalemi noktaların üzerinden geçirin. Sümme ikrahe. Sonra onları oku. Vektübhe fi defterik. Ve defterine yaz. Evet arkadaşlar, buradaki harfleri de gösterildiği şekilde yazarak elimizi alıştırıyoruz. Semaniyete aşar. 18. İstemi' ilel esvat vel kelimat ve e'idhe sümme teammel me'anihe. Kalem, lisan, dil, domadim, domates, zarf, zarf. Arkadaşlar ilk dersi burada bitiriyoruz. İkinci derste inşallah buluşuruz.